millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan milli mücadele. Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin ülkesi istiklalsiz kalamaz. Fenerbahçe'nin unutulmaz başarısı. General Harrington Kupası. Sen aileni kaybetmek nedir bilir misin? Tek başına kalmak. Milli mücadelenin futbol zaferiyle kenetlenip Türk halkının bağımsızlık direnişinin muhteşem hikayesi beyaz perdeye taşındı. Bayağı ağlayacakmışız, onu duydum. Yani inşallah içeride mendil dağıtıyorlardı. Hem havan topuyla hem futbol topuyla savaş kazanmış bir ülke olarak gurur duyarak hikayeyi de merakla bekliyoruz. Galaya akın akın geldi Fenerbahçe tutkunları. Hepimiz için Fenerbahçe. Peki buradaki herkes Fenerli mi? Fenerbahçe sevgimizi herkes biliyor. Gerçekten koyu Fenerbahçeli olduğumuz için ve evimizde Fenerbahçe ile yatıp Fenerbahçe ile kalktığımız için ekstra heyecanlıyız. Sadece bir spor kulübü değildir Fenerbahçe. Fenerbahçe Türkiye'dir. Fenerbahçe Cumhuriyet'tir. Fenerbahçe Atatürk'tür. Fenerbahçe direniştir. Sarı lacivert aşkı engel tanımayanlar. Bugün oyuncu Özge Özgür olarak değil de daha çok Fenerbahçe, hasta Fenerbahçeli tribüncü Özge olarak buradayım. Tarihiyle, duruşuyla, vizyonuyla ve şu an ismiyle gerçekten Türkiye'nin en önemli markalarından. Bizim tarihimiz için, Fenerbahçe'nin tarihi için müthiş bir film. Fenerbahçelilik biraz tedavisi mümkün olmayan bir ruh hastalığı gibi. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun. Kiminin çocukluk sevdası? 14-15 yaşından beri tribünlerdeyim. Hasta Fenerbahçeli olarak bugün kulübümüzün tarihinde çok kıymetli bir döneme bu şekilde sinema filmimize eşlik etmek çok büyük bir mutluluk benim için. Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim ve onun verdiği manevi, aslında maneviyat çok daha başka bir seviyede. Kimisi için babadan oğula geçen bir aşk Fenerbahçe. Babadan gelen bir çubuklu sevdalısıyım ben de. Babadan aldım Fenerbahçe'yi. Onu da 2015 yılında kaybetmiştim. Bugün burada herhalde yaşasa benimle gururlanırdı. Ama şöyle söyleyeyim, şöyle bitireyim. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Gönül verdiğim, babadan miras dediğimiz ya Fenerbahçe ile ilgili bir filmin olması tabii ki çok merakla beklediğim bir filmdi. Kimisine ise bu sevda dededen emanet. Ben dedemden Fenerbahçeliyim. Papazın çayırından beri. Fenerbahçe tarihinden söylüyorsam tabii Alexis Souza yani. Sadece taraftarlar değil, merakla beklenen filme destek için sarı lacivert formalı sporcular da galada. Ünlü futbolcu İrfan Can Kahveci çok ama çok heyecanlı. Biz de çok heyecanlıyız. Bütün detaylarıyla özel oyuncuların önderliğinde izlemek için heyecanlıyız. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin efsaneleri Alex, Lefter, Can Barto heykellerinin yanına heykeli dikilecek olan Fenerbahçe voleybol takımının kaptanı Eda Erdem ise çok mutlu. Önümüzdeki ay inşallah açılış olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. O gün geldiğinde hislerimi daha iyi açıklayacağımı düşünüyorum. Galaya ünlü isimlerin ilgisi yoğun. Tabii sadece Fenerbahçeliler yok bu galada. Tıpkı Hafsa Nur sancak tutan gibi. Ya ben çok sık takım değiştiriyorum. Şu an Fenerli değil. Renkler değişir, kalpler sabit kalır, öyle diyelim. Yansıma şarkısı İrfan Can Kahveci'nin golleriyle özdeşleşen Derya Uluğ'un mutluluğu var sırada. Tarifi olmuyor tabii ki de. Fenerbahçe'nin gol atmasına ayrı seviniyoruz. İrfan'ın ayrı atmasına seviniyoruz. Şarkımızın çalmasına ayrı seviniyoruz tabii. Tabii bilindiği kadarıyla Derya Ulu Fenerbahçe için özel bir maaş da yazdı. Ne var ki hala taraftarla buluşamadı. Onu evet yazalı aslında uzun zaman oldu ama birazcık üzerinde çalıştık. Çok kısa zaman sonra inşallah. Şimdi sürprizini bozmayalım. Bir şey söylemek istemiyorum. Ünlü erkeklerin estetik maceraları gündemdeyken gün geçtikçe gençleşen Burak Kut. Evet, bana ne zaman beni buraya çekeceksiniz diye merak ediyordum. Bende yok mu? Görüyorsunuz. Malum, herkesin bir gençlik sırrı var bugünlerde. Seda Sayan'ın iyi uyku, Özge Ulusoy'un bol su içmek ve Hilal Altınbilek'in genetik. Peki ya Burak Kut'un gençlik sırrı ne? Meraktayız o anlarda. Bir sırrım olsa sana verir miyim acaba? Bilemiyorum. Tartışılır. Ama hani dediğin gibi, yani özel sırlar vermeyeyim şimdi ayaküstü ama bol su içelim efendim. Güneşe fazla temas etmeyelim. 19 yıl evli kaldığı Işıl Sergen'e nafakanın azaltılması için dava açan Burak Sergen'in mahkemedeki son durumu soruldu. Bitti çok şükür. İstediğiniz gibi mi sonuçlandı diyelim? Bitti çok şükür. Eşi Zeynep Tuğçe Bayat'la galaya katılan Cansel Elçin uzun zamandır beklediği filmi izleyecek olmanın mutluluğu içinde. Uzun zamandır beklediğim bir film. Hocamız Abdullah Oğuz'u çok beğeniyorum zaten. Çok güzel filmler çekiyor. Eminim çok güzel bir film oldu. Hem Cumhuriyetimizi hem de
Fenerbahçe gibi büyük bir kulübü birleştiren bir film oldu. Engin'e Piler'i filmde küçük de olsa rol almanın mutluluğu içindeydi. Çok ufak bir rol aldım ama koşa koşa gittim. Yani yapar mısın dediklerim dedim ki neden yapmayayım? Hem Fenerbahçe için hem de Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle değerli, Cumhuriyetimizin kuruluş hikayesi anlatan böyle değerli bir hikayenin içerisinde var olmak benim için büyük gurur. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ceyhun Fersoy ise aynı şansı yakalayamamanın hüznü içindeydi. Bir Fenerbahçeli olarak ben de yer almak isterdim. İşte. Bir işinizde mutlu kaldı mı bu durumda? Evet. Fenerbahçe'nin 100. yıl marşının sahibi Kıraç, bu filmle birlikte hayallerinin gerçekleştiğini paylaştı. Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir hikayenin, bizi Fenerbahçeli yapan bir hikayenin, o hikayelerden birinin ve en önemlisinin filmini izleyeceğiz. Bunu yıllardır bekliyorduk. Hayalimizde bu film vardı tüm Fenerbahçeliler olarak ve tüm Türk halkı olarak aslında. Bu filmi heyecanla bekliyorduk. Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özçener için filmin yeri çok ayrı. Mustafa Kemal'i oynuyorum ama bu Mustafa Kemal filmi değil. Bu Mustafa Kemal'lerin filmi. Çünkü oynayan her karakterde Mustafa Kemal'i göreceksiniz. Zafer'in filminin en büyük özelliği, en büyük güzelliği de bu zaten. En onur duyduğum, benim için manevi değeri en yüksek projesi. Şimdi biraz gecenin anlam ve öneminden sıyrılıp yeni aşıklara, heyecan yaratan sevgililere çevirelim kameralarımızı. Evet, beraber tabii. Buyurun Cihan Bey. Altın Palmiye ödüllü Merve Dizdar 2022 yılında Gürhan Altundaşar'dan boşandıktan sonra gönlünü Cihan Ayger'e kaptırmış, sevgililer gününde aşkını ilan etmişti. Aşk yeniden ürperen sahiller gibi aşk yeniden. 14 Şubat'ta ilan edilen aşkın hemen ardından Zafer'in Rengi filminin galasında kamera karşısına geçti aşıklar. Aşkın benim meleğim. Fotoğraflar paylaşılana kadarsa büyük aşk ne görüldü ne duyuldu ne de tek bir kişinin ruhu duydu. Duymaz. Neden böyle oldu? Biz de duymaz. arkadan götüreceğiz. Belli ki Merve Dizdar ve Cihan Aygen aşkı oldukça yeniydi. Evet yeni yani çok uzun değil tabii ki. Öyle işte. Güzel oyuncu ilişkileriyle ilgili ser verip sır vermeyince mikrofonlar Cihan Ayger'e uzatıldı. Ben de ona eşlik edeyim. ben çok... ya şimdi filmi izleyelim. Evet, başka zaman şey yaparız. Onu biraz heyecanlı ya. Filmin Şampiyonlar Ligi olarak nitelendirilebilecek kadrosu eksiksiz kamera karşısına geçti. Fenerbahçe'nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey'i oynayan Kubilay Aka mutluluğunu paylaştı. Fenerbahçe takımı 100 yılı aşkındır. Kötü hiçbir şeye bulaşmamış ve Atatürk'ün izinden gitmiş bir takım. Gururla setteydim, gururla oradaydım. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Nejat İşler rolünü açıklarken güldürdü. Amatör bir futbol kulübünün 6 yılı başkanlığı yaptım. Şimdi amatör. Yolun getirdiği yer yalan da olsa Fenerbahçe kulübü başkanlığı oldu. Onur diyorum. Bilindiği üzere Zafer'in rengi Fenerbahçe'nin milli mücadele dönemindeki rolüne değindi. Bu filmin rengi sarı lacivert. Ancak Nejat İşler filmlerinin her takımdan izler taşıdığını paylaştı. Ama şöyle bir şey var. Apo setteki basın toplantısında bunun direniş filmi olduğunu söyledi. Bence çok haklı. Mesela bu filmde aslında yok ama aslında 31 Mart gerici ayaklanmasında Galatasaray sitesinde önünde duran tek başına gericilere karşı duran Galatasaray sitesinin müdürü Tevfik Likret var. Birinci Dünya Savaşı'nda celp geldiği zaman gönüllü olarak savaşa katılan Başkanı Şeref Bey Romanya cephesindeyken ilk 11'i Beşiktaş'ın Sarıkamış'ta ve Çanakkale'de savaşan 8'i şehit olanlardan bir tane Şair Kazım var. Şair Kazım der ki biz 11 kişiyiz lakin ardımız var. Birce Akalay tek bir sahnesi olmasına rağmen kariyerinin en önemli rolü olarak açıkladı Halide Edip Adıvar'ı. Maalesef tek bir sahnem vardı ama gerçekten hayatımda mesleki kariyerimde benim için en değerli inci diyebileceğim bir roldü, bir sahneydi. Timuçin Esen gönül verdiği takımın filminde yer almaktan dolayı duyduğu mutluluğu paylaştı. Güzeldi bu filmin içinde yer almak. Bir Fenerbahçeli olarak özellikle başka bir değeri var benim için. Güzel bir film çıktığını düşünüyorum, ümit ediyorum.
heyecanlı anne adayı Gonca Mustateri'nin gala için bir smokin tercih etmesi haliyle dikkat çekti. Evet ya, bayağı Birce'nin eşi gibi duruyorum ben şu an. Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Yiğit Özşener için filmin yeri çok ayrı. Benim kariyerimde manevi değeri en yüksek iş diyebilirim. Bir memlekette çok özel şeyler yapacak, çok büyük başarılara imza atacak, çok farklı insanlar bulunabilir. Ama önemli olan onunla beraber yürüyebilecek, onunla aynı yöne bakabilecek, onunla koşabilecek insanları bulabilmekte. Dolayısıyla bu bir Mustafa Kemal filmi değil, Mustafa Kemallerin filmi. Dolayısıyla filmi seyrettikçe Mustafa Kemalleri göreceksiniz. Kurtarıcı beklemeyenleri göreceksiniz. Kendisini kurtarıcı kabul eden, kendisinde o gücü bulan insanları göreceksiniz. Fatihlerin, yavuzların, kanunilerin ülkesi istiklalsiz kalamaz. Yaşasın hürriyet! Bırak! Peyker! Amca!